Temel Atma Yazan Muzaffer İzgü Seslendiren Nimet Olcar Gazeteci olmasam dünyada bu bucağa adım atmazdım. Çünkü öyle uzaklarda, öyle yolsuz, öyle unutulmuş bir bucak ki. Adı bucak ama köy gibi ufak. Zaten ne bucak müdürü var ne de bucakta olması gereken memurlar. Bir bucak müdürü var ama müdür değil. Zaten bucaklılar bucak müdürü görmedikleri için vekil diyorlar. Bu bucağa hiçbir zaman gerçek bucak müdürü gelmemiş. Bucağın muhtarı oranın her şeyi. Bana o yeri gösterince, ''Aa işte bunu yazalım.'' dedim. Bir de fotoğrafını çekeriz. ''Aman bey, gözünü seveyim, kurbanın olayım. Bunca bucaklıyı düşünün, sakın yazmayın.'' dedi. ''Ama baksana muhtar, temeli atmışlar, üzerine hiçbir şey yapmamışlar.'' Yo yo kurban dedi muhtar. Bu temellerin üzerine bina dikilirse o zaman olmaz işte. Fabrika kurulmasına kurulmaz, makine gelmesine gelmez ama bu temellerin üzerine bina dikildi miydi biz kasa bacak yandık demektir. Peki 8-10 yıldır bu temeller böyle mi? Yok beyim dedi muhtar. Ne 8-10 yılı? Bu temeller ü. benim babamdan kalma. Aha 1949'lardan kalma. Gördünüz beyim bizim bucağın halini yolunu. Sonra bucağın yoksulluğunu da gördünüz. Ah beyim ah. Bu temel işi bizim için çok bir değerli ki nasıl değerli. Bizim babalarımız da biz de buraya bu bucağı bu fabrikaların kurulmayacağını bilmekteyiz. Ama ne var ki beyim elinde böyle bir temelin olduktan kelli sırtın yere gelmez. Vallaha günahını almasam Yo yo rahmetli İsmet Paşa zamanı ya kim gelmiş bucağa hangi büyük gelmiş ilk temeli atmış gitmiş şimdi bilmiyorum. Yusuf emmi burada olsa o bilirdi ya neyse beyim temel atılmış gitmişler. Ama ne var kim bizim fabrikadan hiçbir ses yok millet yine işsiz bizim temel yine oracıkta temel. Arkadaşlar onca zaman geçtikten sonra aralarında konuşmuşlar. Yahu ki yahu bir haber salalım hele. Yoğsam unuttular mı attıkları bu temeli? Salmışlar haberi yanıt gelmiş. Hangi temel? Yine yazmışlar haberi salmışlar. Gübre temeli. Yanıt gelmiş. Kayıtlarda görülmedi öyle bir temel. Madem öyle hazır var bir temel, isterseniz onun üzerine bir şeker temeli atalım. Şeker temeli, yani ki şeker fabrikası temeli. Bizimkiler yine yazmışlar. Temel dediysek öyle temel değil. İki kayrak taşı, üç kova harç. Yanıt gelmiş. İyi koruyun temeli. Yakında büyüğümüz gelip onun yanına bir temel daha atacak. Almış bizim bucaklıyı kara bir düşünce. Ulan aman, hiç koskoca büyük katır sırtında gelir mi buraya temel atmaya? Yol yok, yolak yok. Aradan iki ay geçmemiş, bir gece sabaha karşı dağ inlemiş, taş inlemiş, kocaman burunlu yol düzerler, düz ederlermiş dağ taşı. Ulan aman büyüye yol açılıyor. Esahtan gelecek. Abo vallaha. Aradan on beş gün geçmemiş dolmuş arabalar kasabaya. Amanın cip zor çıkar gelir. Yazın ya bir aycık ya bir buçuk aycık. Ondan sonra bizim kasabanın yolu Allah'a emanet. ''Yoo yo katıra emanet. Debire kahırlı katır. Tek aracımız. Elimiz ayağımız. Yerine göre anamız babamız. Bir davul, bir zurna bucak yerinde. Son ama arkasından büyüğümüz bir bağırmış, bir çığırmış ki. Allah'ın izniyle temelinizi atıyorum. Bucağımızın adını da yanlış söylemiş. Neyse. Ama biz önceki temel yerini beğenmedik. Onun 100 metre doğusuna atıyoruz. Hem mutlu hem de kutlu olması dileğiyle. O büyük de bir çukura üç taş atıp iki kova harç döktükten sonra çekmiş gitmiş. Eh gazeteci beyim, bizdeki sevince diyecek yok. Gübre ne, şeker ne? Onlar ahacık orada dursunlar hele. Bucak yolu olmuş bir kaymak ki ne kaymak. Hiç işi gücü olmayanlar bile şenlik olsun diye bucak yolundan yaya ilçeye varıyorlar öğleye, dönüyorlar ikin diye. Ahacık bucak ilçe yolu bir daha iki dere ama yol olmayınca siz onu bir de bize sorun. Ne zordur gidip gelmek.'' Ben bile beyim kaç kez yaya gidip geldim ilçeye o sevinçle. Neyse efendim, aradan geçmiş yine birkaç yıl, bizim yol olmuş yine kambur kumbur. Fil çıkmaz taşından batağından göçüğünden. Saldık bir mektup Ankara'ya, dedik, ne oldu bizim temel? Dediler, ne temeli? Dedik, şeker, kayda düşmemiş. Öyle bir şeker temeli yok, dediler ve sordular. Kaç temel var sizin orada? Yazdık, 2. Biri gübre, biri şeker. Yine yanıt geldi. Eee madem vatandaş olarak çok arzu ediyorsunuz, size bir dokuma temeli atalım. Aman atın da ne atarsanız atın. Yanıt geldi. Atarız atarız. Ve attılar beyim. Bir gün bir baktık ki yine dağ taş inliyor. Bucakta bir sevinç, bir sevinç yol düzelleri görünce. İki gün sonra yine otomobiller sökün ettiler bucağa. Geldi büyük. Gösterin bakalım eski temelleri dedi. Çok mahcup olduk, çok utandık. Gerçi şekerinkini kazdık çıkardık ortaya ama gübreninkini o denle aradık bulamadık. Gübrenin temeli yok olmuştu aha çiğnene çiğnene. Belki de çocuklar mocuklar oyun ede ede. Büyük ya gördünüz mü dedi. Ama ben size öyle bir temel atacağım ki bağırdık birazdan. Sen bilirsin büyüğümüz davarı kurban edip dokumanın temelini attık. Bizim emekli bekçi Kadir Çavuş bu işleri çok iyi bildiğinden daha makineler yola açmaya başlar başlamaz alır katırları varır ilçe yanına yükler katırlara çimento kireçneyim ki büyük gelince temel malzemesi hazır olsun diyerekten. İşte o büyük de bir çukurun içine biraz çimento harcını birkaç taş parçasını döktü gitti. Şimdi mahcup olmuşuz değil mi?'' gübrenin temelini yitirmişiz. Bucak için ne ayıp ki çok ayıp. Artık bundan sonra karar verdik. Arkadaşlar, temeller korunacak. Kararımız kesin. Kimse temellere yaklaşmayacak. Çocuklar temel yanlarında oyun oynamayacak. Hele hele hiç kimse çukuru buldum diyerekten içine girip yestehlenmeyecek. Var ya, işi sıkı tutmuşuz.'' Bu kez bir de yazı diktik başına. Aha bu gübre temelidir, aha bu dokuma temelidir diyerekten. Eh yolumuz yoldu yine sağ olsun büyüklerimiz. Kim bilir kaç yıl bu yol bizi idare ederdi. Ola ki yola bir göçük olmasın. Ola ki çaylar iyicene taşıp da yolun yarısını alıp gitmesin. Çok şükür ilçeye rahat cana varıp geliyoruz. Hastamız loğusamız için bir dert yok. Ha, öteki büyüklerimize ayıp olmasın diyerekten bu arada çok ince çalışmalar yaparaktan ha şuradadır ha burada ha şu taşın altında diyerekten gübrenin temelini aradık. Çok şükür onu da bulduk. Bulur bulmaz bir daha yitiririz falan korkusuyla onun da başına yazısını diktik gübre temelidir diyerekten. Ah beyim ah dört yıl iyi gitti. Beşinci yıl çay alıp gitmesin mi yolun yarısını? Aha öteki yandan da bir göçük olmasın mı? Göçük neyse ne, dolanı veririz biraz fazla ama ya çayın alıp gittiği ne olacak? Yol geliyor geliyor, hop bir kayanın dibinde bitiyordu. Kurul toplandık yine. Arkadaşlar yazalım mı? Niye toplandık ki buraya? Elbette yazmaya. E öyleyse yazalım. Yazdık. Sayın büyüklerimiz, ne oldu bizim temel? Yanıt geldi hemen cicik. Ne temeli? yanıt verdik. Burada üç temel var. Gübre, şeker, sonuncusu dokuma. Yanıt geldi. Gübreniz, şekeriniz, dokumanız varmış madem biz size çimento atalım. Yanıt verdik. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Gelin atın. Bir sabah yine dağ taşın inledi. Yol düzerler yolu düzeltiyorlar ki bucakta sanki düğün bayram var. Kadir Çavuş yine katırları kattı önüne, temellik malzemeleri aldı geldi kasabaya. Hazırız. Otomobillerin gelmesini bekliyoruz. Ha bugün ha yarın büyüklerimiz gelirler. Geldi büyüğümüz. Attı temeli. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun beyim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin beyim. Gazeteci bey, başını ağrıtmayayım. Bu yol çok dayanmadı. Fena bir göçük oldu iki yıl sonra.'' Bucakta başladı yine bir yol kaygısı. Allah ne diyeyim beyim insanı gördüğünden geri koymasın. Biz vallaha yola iyice ne alıştık. Şimdi insanın şöyle ilçeye uzanan bir yolu oldu muydu? Sonra da bu yol kapandı mıydı? Mümkünatı yok yolsuz durulamıyor. Hiç ilçeyle işi olmayan yaşlılar bile kara kara düşünüyorlar ki bu yol işi ne olacak diye. Eh yapacak başka bir şey var mı? canımız, ciğerimiz ve de tek kurtarıcılarımız temellerimiz. Yazdık Ankara'ya, dedik ki, ne oldu bizim temel? Yanıt geldi. Ne temeli? Yanıt verdik. Gübre temeli, şeker temeli, dokuma temeli, çimento temeli. Yanıt geldi. Madem bu temelleriniz var, biz size konserve temeli atalım. Beyim, konservenin ne olduğunu bilmeyiz ki biz. Ama umurumuzda mı ki? Bizim isteğimiz yol yolumuz olsun da köyümüz bir temel daha kazandı. Ama yolumuz yine kaymak oldu. Beyim, nah işte şu gördüğünüz kocaman araziyi bucağın temelliği diye ayırdık. Paftalarını, parselini çıkarıp bucak odasında korumaya aldık. Görsen ne temeller var onun içinde, ne temeller. Fabrika adı tükense bile bizim plana göre daha çok fabrika temeli var.'' Sonra bizim aklımıza gelmeyen fabrika adları Ankara'nın aklına geliyor. Böylece bizim yol sağ olsun büyüklerimiz dört mevsim vızır vızır işliyor.